Parti mensupları, kıymetli vatandaşlarımız, AKP 2011 yılında 2023 yılına yönelik hedefleri açıklayarak halktan oy istedi. Buna göre Türkiye 2023 yılında 2 trilyon dolarlık bir ekonomik büyümeye ulaşacak. Dünyada ilk 10 ekonomi arasına girecek. 25 bin dolarlık kişi başına geliri olacak. 500 milyon dolarlık ihracat yapacak, milyar dolarlık ihracat yapacak. İşsizlik ve enflasyon %5'e inecekti. Aslında halkını ve ülkesini düşünen, bilime ve akla dayanan bir parti iktidarda olsa bu hedeflerin gerçekleşmesi işten bile değildi. Ancak bugün gelinen noktada hedeflerin ancak yarısı bile gerçekleşememiş durumda. Türkiye 2023 yılında bırakın en büyük 10 ekonomi arasında olmayı, ilk 20'nin içinde bile kalmakta zorlanıyor. Hatta bu gidişle 20'nin bile altına düşme ihtimali yüksek gözüküyor. Kişi başına gelir 2023 yılında 25 bin dolar olacak dediler, 12 bin dolarda kaldı. İhracat 500 milyar dolara ulaşacak dediler, 250 milyar dolarda kaldı. İşsizlik %5'e inecekti, %10'dan aşağı inmiyor ve sürekli gerçek işsizlik rakamları artıyor. Enflasyon 2023'te %5'e inecekti, %70'e doğru gidiyor. TÜİK'e göre bile %85'lerde gözüküyor. 2023 yılı için konulan ancak yarısına bile ulaşılamayan hedeflerin bu kez 12. kalkınma planında 2053 yılı hedef olarak gösterildiğini görüyoruz. Plana göre Türkiye 2053 yılında en büyük 10 ekonomi arasına girecekmiş. Şimdiye kadar seçmene 2023 yılının hedeflerini satarak oy alan AKP şimdi de 2023 olmadı, 2053 verelim diyor. Yalanlarla Türkiye'nin 20 yılını çalanlar şimdi aynı yalanlarla Türkiye'nin önümüzdeki 30 yılını çalmaya çalışıyorlar. 12. kalkınma planının eksenlerine gelince AKP iktidarının Türkiye ekonomisini uzun süredir plan ve programla değil, tek adamın sorgulanmayan, tartışılmayan, yalan yanlış teorilerine göre yönettiğini sadece biz değil, dünya alem bilmekte. Planı hazırlayanlar 12. kalkınma planının 5 ana eksenden oluştuğunu söylüyorlar. Bu eksenlerden birincisi istikrarlı büyüme, güçlü ekonomiymiş. Şimdi Türkiye ekonomisine bakıyoruz. 2019 yılında %0.8, 2020 yılında %1.9, 2021 yılında %11.4, 2022 yılında %5.5 büyümüş. Büyüme oranlarının bu kadar dalgalandığı, bir aşağı bir yukarı salındığı, enflasyonun gerçekte 3 haneli rakamlara ulaştığı ve TÜİK'e göre bile %85'lere tırmandığı bir ekonominin istikrarlı büyüdüğü söylenebilir mi? Bu bir ülke gücünü parasının gücünden alır. Yani ekonominin gücünü paranın gücü gösterir. Şimdi bundan bir önceki kalkınma planına baktığımızda 2019 yılında 1 dolar 4.80 liraydı. Bugün 28 lira 1 dolar değerli arkadaşlar. Yani dolar karşısında Türk lirası %83 değer kaybetmiş durumda. Bu ekonomi kendisine döviz kazandıracak durumda değil. Yetecek kadar döviz kazandıramıyor. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya gibi ülkelere siyasi ve ekonomik ödünler vererek borç dilenen bir hale geldi. Bu mudur şimdi güçlü ekonomi? 12. kalkınma planı döneminde ne yapıp da Türkiye'yi istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi eksenine oturtacaklar? Bu eksenlerden ikincisi yeşil ve dijital dönüşümlü rekabetçi üretim diyor. Şimdi yeni dönemde beşli çeteye maden sahaları açmak için yemyeşil ormanları kesmekten ve doğayı tahrip etmekten vaz mı geçecekler? Eksenlerden üçüncüsü nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum diyor. Bu ülkenin iyi yetişmiş, nitelikli insanları yurt dışına kaçmanın yollarını arıyorlar. Beyin göçü veriyoruz.
liyakatsız atamalardan, adam kayırmalardan, torpilden, insanların emeğini ucuz iş gücü olarak görmekten vaz mı geçecekler? Eğitim yüzü görmemiş milyonlarca göçmen birkaç tane oy uğruna vatandaş yaparak mı sağlıklı bir toplum yaratacaklar? Eksenlerden dördüncüsü, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre diyor. Ne yapacaklar? Seçim kazanmak için imar afları getirmekten vaz mı geçecekler iktidar olarak? Planda sonuncu eksen de adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim. Şimdi acaba merak ediyorum, ellerini yargıdan çekecekler mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını eksiksiz uygulamaya karar mı verecekler? Gezi ve benzeri uydurma davaları açmaktan vaz mı geçecekler? Muhalefeti susturmak, korkutmak, baskı altına almak için yargıyı bir sopa olarak kullanmaktan vaz mı geçecekler? Ya da AKP il ilçe yöneticisi avukatları hakim savcı olarak atamaktan, yargıyı siyasallaşmaktan geri mi dönecekler? Yargı üyesi atamalarını, yüksek yargı üyesi atamalarını Cumhurbaşkanı'nın yapmasından vaz mı geçecekler? Nasıl yargı bağımsızlığını sağlayacaklar? Bu adaletsizlikten ve kötü yönetimden beslenen bir parti var, bir iktidar var ortada. Dolayısıyla ülkemizi bu eksenlerin hiçbirine oturtamayacağını hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bir de Tayyip Erdoğan'ın ucube bir teorisi vardı. Faiz sebep, enflasyon sonuç. Bu teori 11. Kalkınma Planında bir paragraf olarak yer almıştı ve dünya ekonomi bilimine büyük bir katkı olarak sunulmuştu. Şimdi 12. Kalkınma Planına baktığımızda bu faiz sebep enflasyon sonuç teorisinden eser kalmamış. Bir tek cümle dahi yok. Şimdi Türkiye ekonomisine tarihinin en büyük ve en uzun süren krizini yaşattı bu teori yüzünden. Milyonlarca insanı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe mahkum etti. Enflasyona ezdirdi bu ülkenin vatandaşlarını. Şimdi bu teoriden vazgeçiliyor, öyle mi? Kusura bakmayın ama utanması olan bir dürüst lider çıkıp bu teorim yanlıştı. Sizi açlığa, yoksulluğa, sefalete sürükledi. Bunun için özür diliyorum. Milyonlar adına hata yaptım demesi gerekiyordu ama karşımızda bunu yapacak bir iktidar yok. Değerli basın mensupları, dün akşam İsrail'in Gazze'de bir hastaneye yaptığı saldırıyla hepimiz sarsıldık. İnsanların tedavi olmak için gittiği, sağlık çalışanlarının şifa dağıtmaya uğraştığı sağlık kuruluşlarını bombalamak caniliktir, vahşettir, cinayettir, katliamdır. Bu konuda Filistin halkının sonuna kadar yanındayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bütün siyasi partiler, bütün milletvekilleri adına bir ortak bildiri yayınladık. Ve dünya parlamentolarını, bütün uluslararası sivil toplum örgütlerini, bütün kuruluşları bu konuda sorumluluk ve inisiyatif almaya davet ettik. Ben saldırıda hayatını kaybeden bütün Filistinlilere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ve artık daha fazla masumun, daha fazla sivilin ölmesini istemiyoruz. Bir insanın dahi burnu kanamasın diyoruz. Bu konuda Gazze halkının sonuna kadar yanındayız. AKP'nin ekonomi politikası kira, faiz ve kar payı elde edenlere yararken ücretlileri tam anlamıyla ezdi geçti. Birleşik Kamu İş Federasyonu'nun açlık yoksulluk sınırı araştırmasının Eylül ayı sonuçlarına göre açlık sınırı 14.542 liraya, yoksulluk sınırı 41.651 liraya yükseldi. Asgari ücret 11.402 lira, en düşük emekli maaşı 7.500 lira. Ama gelin görün ki Türkiye'yi ekonomik buhrana teslim eden İktidarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon artışını yüksek maaş artışlarına bağlamış durumda. Emekliye, işçiye, memura, asgari ücretliye sanki büyük bir lütufmuş gibi sundukları 3 kuruşluk zamlar sebebiyle enflasyon tetikleniyormuş Şimşek'e göre. Vatandaşa sadaka verir gibi ücret artışlarını duyuran, güzelim fabrikaları babalar gibi satan iktidar, şeker fabrikaları içerisinde
en çok kar eden ikinci fabrika olan Afyon Şeker Fabrikası'nı her türlü itirazlarımıza rağmen kimseyi dinlemeden özelleştirme adı altında adeta yandaşlarına peşkeş çekti. Ve Afyon Şeker Fabrikası'nın satışıyla beraber ülkede bütün vatandaşlarımızın cebine girmesi gereken para satın alan o şirketin cebine gitmiş oldu. Yine Kütahya Şeker Fabrikası özelleştirme adı altında bir yandaş şirkete daha satıldı. O ortaklık fabrikadan 1,5 yılda 609.194.000 lira kar elde etti. Bu fabrikalar milletin fabrikalarıydı. Aslında satılan çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği oldu. Özelleştirme ile AKP ile yakın olan şirketlere bu fabrikalar adeta peşkeş çekildi. Enflasyonu şimdi bu özelleştirmeler tetiklemiyor. Açlığa, yoksulluğa mahkum edilen halkın alın teri olan ücret artışları tetikliyor, öyle mi? Eylül 2021 ile 2023 arasında emeklilerin satın alma gücünde %120, asgari ücretlilerin ise %70 bir kayıp var. Ama buna rağmen hala enflasyonun nedenini yüksek ücret artışları olarak göstermek iktidarın beceriksizliğinin sığındığı koca bir yalandır arkadaşlar. Emekliye Cumhuriyet ikramiyesi adı altında bir kereye mahsus olmak üzere 5.000 lira ikramiye vereceğiz diye davulla zurnayla müjdelediler. Biz komisyonda bir önerge verdik bu teklife karşı. Dedik ki 15.000 lira verin ve emekli ayrımı yapmayın. Ama AKP ve MHP oylarıyla komisyondaki bu önergemiz reddedildi. Şimdi teklifi reddetmek için eller kalkıyor ve emekli açlığa mahkum ediliyor. Ondan sonra Türkiye ekonomisi büyüyor deniyor. Fakat bir tarafta emekli sefalet içinde yaşıyor. Bir kereye mahsus 5.000 liralık bir emekli ikramiyesi de adeta bir lütuf gibi anlatılıyor. Emeklisine, işçisine, öğrencisine, memuruna, gencine, yaşlısına bakamayan iktidar sözcüleri kalkmış enflasyon artışını pişkinlikte sınır tanımaz bir şekilde yüksek ücret artışlarına bağlıyor. Enflasyonu tetikleyen maaşlara yapılan artışlar değil, saray ve çevresine yapılan kıyaklardır. Huzur hakkı adı altında eş dost akrabalara yönetim kurulundan verilen üçer beşer maaşlardır. Yine dünyada en çok kamu ihalesinde ilk ona giren beşli çete dediğimiz şirketlere kamuda verilen ballı ihalelerdir. Vatan evlatları işsiz gezerken CEO yapmaya doymadıkları bakan evlatlarına yapılan kıyaklardır. Yalan rüzgarı sadece ekonomide değil, eğitim alanında da tüm hızıyla devam ediyor. Kız çocuklarının okula gönderilmeme gerekçesi olarak karma eğitimi hedef gösteren bakan sürekli müfredatta değişiklikle uğraşıyor. Bakan Bey'e tavsiyem müfredat değişikliğinden önce öğrencilerin yaşadığı sıkıntılara eğilmesi. Yoksulluk gibi, açlık gibi. Karma eğitime karşı olduğunu açıkça beyan etmekten kaçınmayan Bakan Bey'in yalan rüzgarına karşılık Cumhuriyet Halk Partisi yoksullukla dayanışma ofisinin verilerini aktarmak istiyorum. Kız çocuklarının okul devamsızlığının ve okul terkinin en büyük nedeni yoksulluk değerli arkadaşlar. 2020 yılında 8.271 kız çocuğu, 2021'de ise 7.190 kız çocuğu doğum yapmıştır. Son 10 sene içinde 300.000 kız çocuğu evlendirilmiş. TÜİK'in yayınlamış olduğu çocuk iş gücü anket sonuçlarına göre 2019 yılında 5-14 yaş aralığındaki 53.000 kız çocuğunun okula devam edememesinin sebebi eğitim masraflarının karşılanamamasıdır. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre 2019 yılında 15-17 yaş aralığındaki 80 bin kız çocuğunun okula devam etmemesinin sebebi eğitim masraflarının karşılanamamasıdır. Neymiş Bakan Bey? Kız çocuklarının aileleri karma eğitime karşı olduğu için değil, okul masraflarını karşılayamadıkları için eğitim öğretimden ayırmak zorunda kalıyorlarmış. Çocuklar evlendiriliyor, çocuklar okuyacakken doğum yapıyor. Mardin'de
biri 8, diğeri 9 yaşındaki iki çocuğa ailelerin nişan töreni yapmış. Daha birkaç gün önce basına görüntüleri yansıdı. 6 yaşında bir çocuk yıllarca istismara maruz kalmış. Daha sonra gidip şikayetçi olmuş. Konu basına yansıyıncaya kadar iktidar görmezlikten geldi. Çocuklar okusun diye teşvik için bir adım bile atmayan iktidar Türk aile yapısını yerle bir etti ama sorun karma eğitimi, öyle mi? İşte AKP'nin yalan yüzyılı bu şekilde geçiyor. Gelelim iş cinayetlerine. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi bu yılın ilk 9 ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. En az 1409 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerinin iş kollarına dağılımında ilk sırayı inşaat işi yer alıyor. Rapora göre iş cinayetlerinde 21'i 14 yaş ve altı olmak üzere 44 çocuk işçi hayatını kaybediyor. Okul sırasında olması gereken evlatlarımız çalışırken canlarından oluyorlar. İşçiyi açlığa değil ölüme terk etmekten geri kalmayan AKP'nin yalan yüzyılı işte böyle devam ediyor. Suçluyu her fırsatta koruyan iktidar ne yapıyor? Tüm gerçekleri kamuoyuna duyurmak için canla başla mücadele eden gazeteleri, gazetecileri, televizyonları, televizyoncuları cezalandırıyor. Bir Gün gazetesi yazarı Timur Soykan'ın başsavcının rüşvet çığlığı çürüyoruz yazısı hakkında getirilen erişim engeli de aslında bunun son örneği. Rüşvet iddialarına erişim engeli geldi. Ne zaman bir iktidar partisinin yöneticisinin, yakınının, ortağının, eşinin, dostunun adının geçtiği yolsuzluk, usulsüzlük, cinayet, uyuşturucu, yasa dışı bahis, kaçakçılık, istismar, kamu zararı, rüşvet gibi haberler yayınlansa hop hemen erişim yayın engeli, hemen bir yasak. İfade Özgürlüğü Derneği'nin 2022 raporuna göre yayınlanmasında kamu yararı bulunan toplam 6.528 haber erişime engellenmiş. 5.388 haber yayından çıkartılarak sansürlenmiş. AKP'nin yalan yüzyılı. İşte böyle son sürat her türlü çürümeyle devam ediyor. Bir de bu Timur Soykan'ın haberiyle ilgili HSK Başsavcısı İsmail Uçar'ın, özür diliyorum, Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar'ın HSK'ya yolladığı raporda adı geçen olaylarla ilgili Adalet Bakanı bir soruşturma açıldığından bahsediyor. Ama hala da o şikayet dilekçesinde konu edilen hakim savcılar görevde kalmaya devam ediyorlar. Soruşturmanın selameti için bahsi geçen tüm mahkemelerin hakim ve savcılarının görevden uzaklaştırılması gerekiyor. Hukuken delillerin karartılması, yok edilmesi gibi bir sıkıntı söz konusu. Onun için o dilekçede kimin adı geçiyorsa, hangi mahkemenin, hangi savcının adı geçiyorsa soruşturma süresince, müfettişler rapor hazırlayıncaya kadar o hakim savcıların görevde kalmaması gerekiyor değerli arkadaşlar. Yargıyı yargının içine hakim savcı olarak yerleştirdikleri eş dostla siyasallaştırdılar. Bakın 15 Temmuz sonrası ihraç edilen hakim savcıların yerine AKP il ilçe yöneticisi avukatlar hakim savcı olarak atandı. Siyasallaşma son hızıyla devam ediyor ve kararlar hukuki olarak değil siyasi olarak alınmaya başlandı. İşte bunun bir örneği de Gezi davası. Geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul milletvekilimiz Türkan Alçı ve Trabzon milletvekilimiz Sibel Suişmez'le birlikte Gezi Parkı davası sanıkları olan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Müne Özerdem'i kaldıkları cezaevlerinde ziyaret ettik. Olsa olsa anayasal bir protesto, gösteri, yürüyüş hakkı olarak değerlendirilebilecek, yani anayasal hakkı kullanma olarak değerlendirilebilecek eylemlerin zorlama bir yorumla hükümeti devirmeye teşebbüs olarak yorumlanarak bu insanlara ceza verildiğini tüm dünya olarak gördük. Tam bir hukuksuzluk örneği. Üstelik 2019'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargılama hakkının ihlali kararına rağmen bütün bunlar yapıldı. Gezi Parkı davası sadece Türkiye için değil, uluslararası arenada da bir hukuk garabetine dönüşmüş bir hale geldi. Ve sadece burada 2020'de karara bağlanarak
beraat edilen bir davada daha sonra 15 Temmuz soruşturması için gözaltı yapıldı ve FETÖ'den ihraç edilmiş polislerin iddialarıyla burada beraat kararları bozuldu, yetmedi, mahkeme heyeti değiştirildi. 25 Nisan 2022'de yeniden tutuklamalar başladı. 2 yıl önceden hükümeti devirmeye teşebbüs için planlanmış şiddet hareketi olarak değerlendirildi. Gezi'yi 15 Temmuz'a bağladılar. FETÖ'den ihraç edilenlerin tanıklarıyla bir şekilde ceza verildi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahil hiçbir şeyi, hiç kimseyi dinlemediler. Üstelik bu dosyada başka bir hukuksuzluk daha var. Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçildi. Can Atalay, seçim kuruluna müracaat ettiğinde milletvekili seçilmesine engel bir hal bulunmadı. Aday gösterildi ve Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi. Fakat bugün yasama organında olması gerekirken demir parmaklıklar arkasında tutuluyor. Anayasa açık ve net olarak söylüyor ki bir milletvekili seçimden önce veya seçimden sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, sorguya çekilemez diyor. Ama buna rağmen anayasa açıkça ihlal edilerek Can Atalay hapiste tutuluyor. Meclis başkanına defalarca çağrı yaptık konuyla ilgili. Adalet Bakanı'nı göreve davet ettik. Bu hukuksuzluk sona ersin dedik ama bu hukuksuzluk bir türlü sona ermiyor, devam ediyor. Ve Can Atalay'ın aslında meclisin iradesi, Hatay halkının iradesi gasp ediliyor. Can Atalay'ın tutuklu kaldığı her bir gün ayrı bir hak kaybına yol açıyor değerli arkadaşlar. Ve son olarak üniversitelerde büyük bir sorun, barınma sorunu hala çözülebilmiş değil. Birçok öğrenci şu anda hala da yurt arıyor. AK Partili belediyelerin yurt diye kamu kuruluşlarına ait binaları yakın oldukları vakıflara, cemaatlere, derneklere tahsis etmesiyle birçok öğrenci zorunlu olarak bu yurtlarda kalmaya çalışıyor. Fakat bu yurtlarında bazı kuralları var. Kılık kıyafet gibi, ağabey abla sözü dinleyeceksin, sohbetlere katılacaksın ve daha nicesi. Hatırlarsanız Enes evladımız böyle bir yurtta kalırken baskılara dayanamayarak canına kıymıştı. 2022-2023 eğitim öğretim yılında örgün eğitimde 4.024.506 öğrenci var. Yurt kura bağlı 808 yurdun 874.693 öğrenci kapasitesi var. İşte öğrencilerimiz aslında KYK yurduna dönüştürülebilecek yerlerin yandaş derneklere, vakıflara, cemaatlere peşkeş çekilmesiyle ya açıkta kalıyor ya da bu yurtlarda kalmaya mahkum ediliyor. Mevcut KYK yurtlarının birçoğunun durumu ise işler acısı. AKP Genel Başkanı'nın oğluna ait obada bile en modern, en rahat yerleşim eşyaları tahsis edilirken İzmir'de lüks diye tanıtılan Karabağlar KYK erkek öğrenci yurdunda inşaat pisliği, elektrik su kesintisi, 7 katlı binada asansör olmaması ve yemeklerin yetersizliğine öğrenciler isyan etmiş durumda. Görüntüler içler acısı, dün Meclis Genel Kurulu'nda da paylaşmıştım. Kendi ülkesinin evlatlarına zulmeden eğitim hakkı için fırsat eşitliği yaratmayıp kendi evlatlarının önüne dünyaları seren AKP, yalan yüzyılının resmidir işte bu yurtlar. Herkese saygılar sunuyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Buyurun. Dün Kürecik radar üstünde vatandaşlar İsrail'i protesto ettiler. Sizin bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Kapatılsın talebi de vatandaşlar tarafından orada dile getirildi. Bu konuda ne söylersiniz? Bir çağrınız olur mu? Biz zulme uğrayan, haksızlığa uğrayan, ve şu anda her türlü eziyete maruz kalan Filistin halkının yanındayız. Hiçbir gerekçe sivillerin öldürülmesini haklı göstermez. Dün yapılan hastane saldırısı da İsrail'in yapmış olduğu saldırı katliamdır, cinayettir, vahşettir. Bunu da en yüksek perdeden kınıyoruz. Herkesi de bu konuda göreve davet ediyoruz. Masum sivillerin, Gazze halkının yanındayız. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Gruba da yansıyan bir takım yazışmalar dün oldu. Sizin de dahil olduğunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesi noktasında imza toplandı.
toplanması girişimi karşısında bunun partinin geleneklerine uygun olmadığı yönünde milletvekillerinin müdahalesi var. Karşılıklı sizin de takip ettiğiniz yazışmaların ardından Genel Başkan bundan haberi olmadığını Ali Mahir Başarır Beyefendinin paylaşımından anladığımız WhatsApp yazışmalarında sızdığı için o yazışmalar Genel Başkan'ın da bundan rahatsız olduğunu ve bilgisinin olmadığını bildirip tartışmayı o şekilde kapatıyor gördüğümüz kadarıyla, izlediğimiz kadarıyla WhatsApp yazışmalarından. Bu tartışmanın nedeni nedir, nasıl gelişti? Genel Başkan aday göstermek üzere mi bir imza toplaması çalışmasıydı? İlk kez CHP'de böyle bir olay yaşanıyor. Nedir olayın perde arkası? Milletvekili grubumuzun bulunduğu WhatsApp grubunun yazışmaları bizim mahremiyetimizdir. Mahremiyetimizin basına sızmasından dolayı son derece üzgünüz. Çok yanlıştır bizim mahrem grubumuzun yazışmalarının dışarıya sızmış olması, basına hatta üçüncü kişilere dahi gönderilmesi, sızdırılması parti kültürüne de, parti etiğine de uymayan bir durumdur. Çünkü orası bizim mahremimizdir. Kurultay sürecinde de herkes, milletvekilleri zaten doğal delege biliyorsunuz, herkes istediği adayı destekleyebilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde böyledir. İsteyen istediği adayı destekler, oy verir. O şekilde bir kurultay süreci yönetilir. Ben çok teşekkür ediyorum herkese.